Şimdi Giresun'a gelme amacımız festival. Tabii ki gastronomi festivali. Her sene burada güzel böyle bir festival düzenleniyor. Daha önce Adana'da, Gaziantep'te, Bursa'da birçok festivale katıldım ama böyle farklı bir mutfağı olan bir bölgenin gastronomi festivaline katılmak, aynı zamanda gezilecek yerleri de içine katarak bir video hazırlama fikri benim daha çok ilgimi çekti. Şimdi bu kısımda dediğim gibi biraz festival alanıyla başlayacağız. Size festivalde yapılacak olan etkinlikleri bu sene muhtemelen kaçırmış olacaksınız ama önümüzdeki sene yine geldiğiniz zaman Giresun'da ne yiyebileceğinizi, ne görebileceğinizi, nereleri gezebileceğinizi ufak ufak anlatmaya çalışacağım. Şu anda erken saatte başlamanın avantajı şu, daha kalabalık değil. Müzikler başlamadı, telif yeme sıkıntımız yok. O yüzden böyle lezzetlerle dolu, zaten birazdan güzel bir video izleyeceksiniz. Masayı kurmuşlar. Arkada şeflerimiz şu anda güzel bir fotoğraf çekiyorlar. Hatta burada tanıdık yüzler de var, Doğa şefimiz gibi. Farklı yörelerden gelen şeflerimiz de burada çok güzel etkinliklerini yapacaklar, yemeklerini tanıtacaklar, küçük konserler olacak. Sıradan bir gastronomi festivalinden fazlası olarak da ertesi günde çay tablalarına ya da bazı doğal mekanlara da gideceğiz. Şu anda dediğim gibi açılışı yapmak istedim. Tam kent meydanındayız. Bakın hemen Giresun'un o meşhur, girdiğiniz zaman simgesel o Giresun yazısının altında festival alanı kurulmuş. Tam merkezi bir yer, her yere de yakın. Geldiğiniz zaman da böyle bu tarafınız deniz, bu tarafınız doğayla iç içe güzel bir festival alanında eğleneceksiniz, lezzete doyacaksınız diyorum ve hazırsanız artık festival kısmına başlayalım. Giresun'un doğal lezzetleri, daha çok ot ağırlıklı lezzetleri. Burada fasulye tava var, bezelye tavası var, patatesli kiraz kavurma, ne yazıyor? Kabalak, bezelye yağlısı, fasulye diblesi. Kanka yiyebiliyor musun acaba? Dostum birazdan bence bir dalacağız ya. Çatal kaşık servis falan. Olabilir, güzel olurdu. Merak ediyoruz. Bu taflan değil mi? Doğru okuyorum. Patatesli taflan, taflan diblesi. Taflan dediğimiz arkadaşlar aslında bir zeytin tarzı bir şey mi acaba? Ya? Çok benziyor. İlk defa duyuyorum. Ya dün biraz kiraz versiyonunu gördüm. Heh, kiraz bu. Evet, beyaz kiraz. Bu. Her şeyi kiraz kullanmışlar. Evet, kiraz kavurması. Burada bakıyoruz. Giresun'un bunu yazılmamış daha ismi. Muhtemelen bu da bir diğer otlu lezzetlerden bir tanesi. Fasulye tava. Buralara artık isimler azalmış sanırım. Yine benzer yemekler. Sakarca tava var. Taflan kavurma. Sakarca su böreği. Heh, benim ilgimi çeken kısım burası. Ozancığım. Bunlar seni pek açmaz. Bunlar, bu... Tabii. Ama olsun hocam. Ülkemizin her yanındaki lezzetleri denemek ve görmek lazım. Pancar kavurması var, pirinç, kiraz pirinçlisi var. Bakın bunlar çok ilginç yemekler. Bunu böyle Güneydoğu'da ya da Akdeniz'de, Ege'de bulamazsınız. Diken ucu kavurması, lahana diblesi. Herhalde aynı yemekleri sıralıyor olabilirim. Bazıları yapıyor. Bakın burası. Hem siyah hem beyaz. Gelin parmak kavurması. Burada da artık yumurtayla sabah kahvaltısında aslında biraz da bunları gördük. Otelimize de görmüştük. Yumurtalı bezelye, yumurtalı pazı. Onun dışında yine bakalım yumurtalı sakarca. Yani az önce gördükleriniz yemeklerin bir de yumurtalı versiyonları var burada. Şu tarafa da bakalım. Ha, bunlara da az önce orada çekmiştim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir masa hazırlanmış. Festival alanının tam ortasında. Söyle. Bu sakarca olsun, tamam mı? Yumurta kırdığın zaman mıhlama denir. Yani. Mıhlama. Sakarca mıhlama. Normalde mıhlama böyle çıkıyor. Tabii. Yani klasik mıhlamadan farklı. Aynen. O yüzden kuymak kiresi kuymaktır. Mıhlama budur. Yumurtayla vurduğunu mıhlama dersin. İyi, süper. Bunu o zaman otelde bir yarın sabah deneyelim. Yaparlar mı? Yaparlar. Doğal dükkanda var mı? Şimdi caddeden yolumuza devam ederken bu sanat sokağı karşımıza çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi böyle küçük bir sokaktan giriyoruz. Böyle minik kafeler sizi karşılayacak. Böyle birkaç tane mekan var. Burası bir restoran. Burası başka mekan. Şöyle çok ilerleyemeyeceğim grubu kaçırmamak için ama şöyle göstermek istedim. Minik bir sanat sokağı. Merhabalar. Çok da güzel ve şirin dekore edilmiş kafeler. Ve şimdi Gazi Caddesi'nin üst kısmına geldik ve birazdan festival korteji başlayacak. Arkada gördüğünüz gibi bütün festivalin katılımcıları, misafirler, okullar, gastronomi okullarının öğrencileri hepsi buradalar. Buradan aşağı doğru, festival alanına doğru yolculuğumuz başlayacak. Eğlenceli dakikalar sizi bekliyor. Thank you.
ısırgan ve çorbalar kısmındayız. Bakalım burada ne varmış? Isırgan çorbası var. İçinde ısırgan, soğan ve buğday var. Buğday var. Bu arada Kübra Hanım da gastronomi öğrencisi değil mi? Evet, şimdi burada sakarya çorbası var. Aslında bu yemek olarak tüketiliyor ama çorba olarak. Evet, kahvaltıda da bayağı gördük. Meze olarak da yiyorsunuz. Normalde yemek olarak ama biz çorba olarak. Süper. Mendek çorbası. Mendek mi? Mendek. Aa, ben yanlış okumuşum. Kusura bakmayın. Çorbası. Evet. Bu çalı çileği çorbamız. Çalı çileği çorbası. Evet. İçinde fasulye de mi var o evet, yoksa? Evet, fasulye de var içinde. Aa, çok ilginçmiş bu. Yani genellikle birbirine benziyorlar ama otlar falan şeyler farklı değil mi? Evet evet. Sonuçta hepsinin içinde aynı içerikler var. Genellikle otlar değişiyor. Yine soğan, işte fasulye. Anladım. Bu değişiyor bunlar. Şimdi devam edelim. Pezik çorbası dedik. Pezik çorbası. Normalde paz deniyor ama burada pezik. Ha, pazıya pezik diyorsunuz. Evet. Giresun'dan İçine mısır da var. Mısır var. İçinde barbunya var. Barbunya. Çok güzel. Bu Giresun'da evet, rengi çok ilginç. Isırgan yağlısı olarak geçiyor. Hmm. Isırgan yağlısı. Evet. Gördüğünüz gibi. O zaman böyle 6 çeşit çorba mı sınıfına mı giriyor bunlar yoksa evet, yemek sınıfına? Çorba sınıfına giriyor. Bizim Güneydoğu mutfağından çok 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 farklı gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim Kübra Hanım. Şimdi diğer standlara doğru devam ediyoruz. Pancar çorbası. Bunu içmek istiyorum. Giresun'un meşhur pancar çorbası. Nerenin Giresun'u? Evet. Her yerde ben ya. Karıştır Gizem, karıştır. Tamam arkadaşlar, sonra beni çekin. Abi. Mehmet Bey, merhaba be ya. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Bu ne yaptığımızı önce söyler misiniz? Önce ben şimdi kuru yufka kızar diyorum. Giresun'a özgü kuru yufka. Evet. Bu baharatlı patatesli yufka. Bu patatesli olanı yapıyorsunuz. Zaten pazılı vardı, pirinçli vardı, şekerli vardı. Peynirli var mı? Peynirli var. Peynirli var. Kıymalı var. Kıymalı var. İşte gördüğünüz gibi burada ablalarımız farklı içerikler hazırlıyorlar. Sizinkinizin farkı kuru yufkadan yapıyorsunuz evet, değil mi? Evet, kuru yufkadan yapıyoruz. Böyle ıslatıp hemen bir çıkardığız böyle. Oo, çok değişik. Şu şekilde. Ha, bu çok pratik ama. Evet, çok pratik. Ya öncesinde ekmeği yaptıktan sonra zaten. Hemen çok pratik bir yemek. Evde hazır bulunuyor bunlar bizim. Her zaman hazırda kenarda. Neli istersen öyle yap. Neyi seviyorsan, çökelik seviyorsan çökelik. Sebzeli seviyorsan sebzeli yap. Evet. Valla patates peyniri benim favorimdir. Evet. Kızarmaya hazır. Tamam, şimdi bu hazır. Buraya geliyoruz. Şimdi zaten bildiğiniz tipik bir gözlemenin pişirmesi gibi ama bu sefer bir döküm tavada altlı üstü çevirerek yapıyorlar. Burada da yine sakarca, tirmit, mantar ve lahana ile yapılan yemekler için geldik. Burada acı yayla mantarı diye içinde mantar ve soğan, kırmızı biber olan bir yemeğimiz var. Hemen tirmit adı verilen, içinde bunun yine tirmit mantar mı tirmitte? Bir mantar. Yine lahana var sanırım, soğan var, kırmızı ve yeşil biber var. Burada sakarcalı su böreği var Ayşe. Benim en sevdiğim olay hamur işi. İşte bu su böreğini de sakarca kullanıyorlar. Burada pancar sarması var. Karalahana. Karalahana. İki ismi var. İki ismi varmış. Burası tabancar, pancar ciblesi. Bizim pilavlarımızın, pirinç pilavımızın burada pancarlısı. Burada yine sakarca kavurması var. Beyaz olan ne? Beyaz olan mı? Ha, sarımsak. O bayağı sarımsaklı. Soğan ve anladım. Burada sakarca tava var. Yani, mücver gibi. Ha, siz yani daha çok otları, biz işte maydanoz, yeşil soğan kullanırken siz de bunları kullanıyorsunuz. Bu stand da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kaldırık, fazla diken ucu. Bakın her bir standı otlarla yapılan yemeklere ayırmışlar. Burası, merhabalar bu arada arkadaşlar. Böyle güzel öğrencilerimiz böyle dizilmişler. Bu yer, bunları siz mi yaptınız? Evet. Oo, elinize sağlık. Şimdi burada gabalak kavurma var. Bakın içinde pırasaya benziyor bu. Pırasa mı? Pırasaya benziyor ama pırasa değil. Gabalak diye bir şey. Evet. Sayın Kılıç Aslan'a... Burada yine gabalan, az öncekinin yoğurtlusu var. Giresun. Bu ne? İklim özellikleri, tabiatını etkilemiş. Dible. Dible ne demek? Bitki örtüsü ile kaplanmasını sağlamış. Ve budur. Giresun'un ha, pirinç ve buğday. Evet. Bunun şimdi, biraz daha pirinçli ve buğdaylısı. Burada kavurması var. Burada tavası var. Burada mücveri var arkadaşlar. Pazı mücveri. Burası diken ucu kavurma. Diken ucu bitkisinden yapılan bir kavurma bu da. Bu onun yoğurtlusu. Ve bizim Antep yemeklerine benziyor. Salçalı, yoğurtluşu. Ben de Mardinliyim. Sayın Mardinlisiniz. Sayın milletvekillerim. Bu da diken ucu diblesi arkadaşlar. Burada da bir tane araya hamsili. Börek. Evet. Börek mi? Böyle güler yüzlü öğrencilerle birlikte bu standa veda ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tatlılar, kadayıflar ve sütlaçlar kısmına geldik.
Şimdi burada Giresun'a özgü bir tatlı hangisi var mesela? Önce onunla başla. Hepsi size özel. Fındık ezmeli muhallebi varmış. Evet. Aa. Ne suçlusu? Ne sütlüsü? Keçi sütlü sütlaç. Helvası. Tekerleme gibi bu arada. Mısırlı helvası. Evet, burası biraz daha farklı. Burada içine hangi ot var? Ispanaklı yapıyorsunuz siz. Çok güzel. Bu da fındıklı burma. Evet. Pepeçura bilirim. Çok güzeldir. Bu da yine sütlacımız. Burada sadece tuzlular yok. Tatlıları da burada gelip tatlayabilirsiniz. Şimdi Giresun denince akla gelen önemli lezzetlerden bir tanesi de simit arkadaşlar. Ama buradaki kel simit değil. Çünkü kel simit Kastamonu'ya ait bir lezzet. Buradaki susamsız. Sadece pekmezle yapılan böyle gördüğünüz gibi sade simitler. Şu anda bulunduğumuz yerde hocam fırın ismi nedir? Bir tekrarlayalım. Bizim fırındayız şu anda. Şu an gördüğünüz gibi bakın ustamız içeride bir dolu simidi yapıyor. Pekmeze burada bal duruluyor. Şuradaki sıcak su mu? Evet. Sıcak sudan sonra pekmez. Sonrasında burada fırına gönderiyor. Tatlı erici, tatlıdan vurgun yapıyoruz. Gönderden sonra alıyoruz. Çok iyi. Şey dediler hocam, günde 20 bine yakın simit satıyormuşsunuz. Hemen hemen 20 bine yakın, 10 bin, 10 bin var. 10 bin ile 20 bin arasında simit gidiyor. Şu an bir tanesi ne kadar? 50 bin, yani 5. Tamamdır, elinize sağlık. Aferin. Şimdi bakın, simit seven biri olarak söylüyorum. Giresun'dan çok farklı simit var. Susamsız ama yine normal pekmez ve normal simitle yapılan bir çeşidi. Şu an dediğim gibi buranın en meşhur fırınlarından bir tanesine geldik. Bizim fırındayız. İçeride gidip çekimlerimizi yaptık ve bu Giresun'un güzel simidinde yemiş ve tadına bakmış olduk. Siz de gelirseniz böyle atıştırmalık olarak tadına bakabilirsiniz. Şimdi de geldi manda süt ürünlerinin standındayız. Buranın yoğurdu mu meşhur? Yoğurdu, manda yoğurdu meşhur. Manda yoğurdu meşhur. Bu da manda kaymağı, manda yoğurdu, manda tereyağı, manda peyniri. Hepsi de burada var. Yarın da burada mısınız? Hayır yok. Bugün sadece bugünlük ama sizi isteyenler bulabilirler. Evet, o zaman bir küçük bir tadına bakalım. Dereli'de bulabilirler. Tamam evet. Ama herhalde başka yerlere satıyoruz. Tek manda üzerinde ürün yapar. Hatta Karadeniz bölgesinde de tek. Teksiniz. Evet tekiz. Çok iddialı. Tamam o zaman çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. İyi günler. Afiyet sağ olun. Olsun. Şimdi börek standına geldik arkadaşlar. Burası da ne böreği ablacığım? Gözleme mi yapıyorsunuz? Evet. Neyli gözleme yapıyorsunuz? Kaşarlı, patatesli, peynirli. Burada sizin yine otlarınızdan da var mı otlu yaptığınız? Ot olarak lahana. Lahana. Lahananız var. Şimdi ablacığımız da burada yapıyor. Nebahat abla sen misin? Evet. Evet Nebahat abla. Oh. Hamur işi ayrı bir güzel oluyor abla ya. Nereye gidersek gidelim hamur işinin yeri başka. Aynen. Yıllardır yapıyorum. İşi de artık meşhur olayım yani. Yani inşallah, inşallah. Getir baba getir. Neyli pide bu? Kıymalı mı? Kıymalı. Şöyle Giresun pidesi mi oluyor bu? Karadeniz'de bildiğiniz gibi her şehrin, her ilçenin, her köyün bir pidesi vardır. Giresun'un da kıymalı pidesi varmış. Muratçım ne diyorsun bu konu hakkında, güzel mi? Sen yumuldun direkt. İyi mi? Açım. Güzel. O zaman, o zaman biz de başlayalım. Hemen başlayalım. Ve şimdi bu gezinin en güzel aktivitelerinden bir tanesi olan çay toplama etkinliğine geldik. Festivalin de ana etkinliklerinden bir tanesi. Şu an Ören adı verilen bir beldemizdeyiz. Bayağı bir dağlardan tırmandık. Yaklaşık Tirebolu'dan bir 35 dakika uzaklıkta zorlu yollardan buraya geldik. Yani yol çok kötü değil ama biraz çok virajlı. Hani biraz etkilenebilirsiniz. Şu an muhteşem bir doğada, tipik olarak Karadeniz'in en güzel dokusunda diyelim, bitki örtüsünde çay toplayacağız. Benim için de herhalde ilk defa olacak. Hani çok böyle yerler gördüm ama böyle inip de bir çay topladığım ya da işte böyle bir etkinliğin parçası olarak katıldığım bir gezi olmamıştı. Ya görüyorsunuz şu anda gerçekten Karadeniz insanların neden ömrünün daha uzun olduğunu bu coğrafyaya gelince çok daha iyi anlıyorsunuz. Gerçekten çok güzel. İleride bir şenlik alanı var. Önce güzel bir şenlik olacak. Ondan sonra hasadımızı yapacağız. Şimdi birazdan etkinlikte görüşelim.
ablalarımız, kardeşlerimiz çok güzel bir şekilde çayları topluyorlar. Kolay görünebilir ama çok kolay değil. Zor. Zor. Çünkü köklerden ya da daha dalların alttan almamanız gerekiyor. Abla ben şöyle sana doğru yaklaşayım. Bakın. Bu çok önemli. Yüzeyden böyle güzel tıraş yapıyormuş gibi. Evet, tıraş yapıyorsun. Evet. Abla senden iyi bir kuaför olur ya. Benden mi? Bak bu yeğenim kuaför. Ben beceremem de. Aynen. Nasıl abla, zor mu peki bu iş böyle? Her gün kaç saat çalışıyorsunuz? Sabah 8'de iş başı, akşam 6'da bırakıyoruz. Değiyor mu peki? Ne? Değiyor mu yani? Değiyor. Heh, çok şükür. Yoruluyuz ama tabii. Çaycılar da kazanıyor, sahibi de fabrikada kazanıyor, biz fındıktan, de kazanıyoruz. Fındıktan kolay. Fındık da zor ama. Fındık çok zor. Çay ne? Bana sorarsan çay daha iyi. Tabii çay daha dalı kolay. Dalı çektiğini gözünden aşağı hep bir an şey oluyorsun. Ama abla yani burada da ortalama yaşam süresi bir 90-100 vardır. Ne? Valla biz Güneydoğu'da oğlum, çok benim, erken gidiyoruz. Oğlum benim dedemin teyzesi 120 yaşında öldü. Bak 120 diyor, 120. Görelim. Ablacığım şu doğaya bak ya, biz ağaç görmüyoruz ya. Doğru, doğa var ama çalışma var. Evet, tabii tembellik yok, aynen. Harikasınız. Peki buradan çok böyle yaş geçtikçe baş gösteren rahatsızlık ne oluyor? Yani ortopedik hastalıklar. Allah korusun kanser falan, onlar az ama. Heh, onlar da bize çok. kalp, şeker, yağlı yemekler. Doğrudur. Evet arkadaşlar, gördüğünüz çok güzel bir sohbetimizin ardından. Boyun fıdı. Sen de iyi, ama sen iyisin maşallah. İyi değilim. 8 tane boyunumda fıdık var. Bende de var. Ben de 36 yaşındayım. Bende 2 tane var. Burayı bir toplayayım ne? Burası bizim. Burası kimin? Burası Elin. Videoluk ya. Ne kadar Elin? Çok mu Elin?